Teavun. Teavun karşılıklı yardımlaşmak, insanların birbirine yardımda, iyilikte bulunması demektir. Avene kökünden mastar olup muavenet ile eş anlamlıdır. İnsanlar dünya hayatında birbirlerinin yardımına muhtaçtır. Bu toplu yaşamın gereğidir. Diğer yandan yaratılıştaki farklılık, servet dağılımından ortaya çıkan zenginlik, yoksulluk, gerçeği, güçlünün zayıfı ezme temayülü insanlar arası yardımlaşmayı gerekli kılan unsurlardandır. İslam dini insanlar arasında yardımlaşmaya ve sosyal adalete büyük önem vermiştir. Zekat, fıtır sadakası, fidye ve yemin kefaretlerinde yoksulu doyurma gibi esaslar zenginle yoksul arasındaki yardımlaşmaya süreklilik kazandıran sosyal güvenlik ilkeleridir. Buna tarihi içinde eğitim ve sağlık hizmetlerinde toplumdaki yetim, öksüz ve dulları gözetmede büyük görev üstlenen vakıflar da eklenebilir. Öyle ki İslam tarihinde vakıflar insana hizmetin ötesinde kanadı kırıldığı için uçmayan kuşu koruyacak kadar canlılara merhametin ve desteğin sembolü olmuştu. Diğer yandan takva sahipleri toplumdaki yoksulları kendilerine sevap ve manevi derece kazandıran bir nimet gibi görerek bağrına basmıştır. Kur'an-ı Kerim ve sünnette yardımlaşmayı emir ve teşvik eden pek çok emir ve tavsiye vardır. Bazıları şunlardır. Allah Teala yardımlaşmanın meşru konularda olması gerektiğini şöyle bildirir. İyilik ve takva hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah ve tecavüz ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Takva, Allah'tan korkup kötülüklerden sakınmak demektir. Burada yardımlaşmanın birbirine destek olmanın ölçüsü ve metodu bildirilmektedir. İyilik, güzel, hayır amaçlarla yardım sahibine büyük ecir kazandırır. Fakat günah, haram, kötülük, zulüm ve küfür, düşmanlık konularında başkalarına yardımcı ve destek olmak, bu kötülüğü yapanların güçlenmesini ve şerrin yayılıp kökleşmesine yardımcı olacağı için yardımcı olanı da şerre ortak yapar. Herkes kötülüğün meydana gelmesindeki pay ve katkısına göre sorumlu olur. Özellikle bu yardım ve destek sonucu bir kötülük çığırı açılırsa, bu kötülük devam ettiği nesiller sürecince çığırı açanlar kendine düşen vebal payını yüklenirler. Bunun aksine iyilik, güzellik, hayır çığırı açılmasına katkıda bulunanlar da insanlar bu iyiliği, hayrı işlediği sürece sanki kendisi de işlemiş gibi ecir almaya devam eder. İyilik sonu gösteren bu iyiliği yapmış gibi ecir alır. Allah Teala bütün müminlerin birbirinin dostu ve yardımcısı olduğunu şöyle bildirir. Müminler erkekle mümin kadınlar birbirinin velileridir. İyiliği emreder, kötülükten men ederler. Namazı vaktinde kılarlar, zekatı verirler. Ayetteki veli yardımcı, destekleyici, idareci Allah için dost ve yakın anlamlarına gelir. Mümin ehli küfre Müslümanlara verecekleri zararda yardımcı olması yasaklanmıştır. Ayette şöyle buyuruluyor. Ey Muhammed, kafirlere kesinlikle arka çıkma. Allah ancak sizinle din uğrunda savaşanları, sizi yurdunuzdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardımcı olanları dost ve arkadaşlıktan koyar. Kim onları dost ve arkadaş edinirse işte onlar zalimdirler. Ancak bir önceki ayette Müslümanlara saldırmayan ve onlarla anlaşmalı bulunanlara işbirliği edilebileceği belirtilir. Allah din uğrunda sizinle savaşmayanlara ve sizi yurdunuzdan çıkarmayanlara iyilikte bulunmanızı, adaletle davranmanızı men etmez. Şüphesiz ki Allah adaletle davranıp insaf ölçülerine bağlı kalanları sever. Rivayete göre Huzaa kabilesi Müslümanlarla savaşmamış, aynı zamanda bir anlaşma yapıp Müslümanlarla savaşacak olanlara yardımda bulunmayacaklarına, onların yanında yer alıp Hazreti Peygamberle
savaşmayacaklarına söz vermişlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah onlara iyilikte bulunup adaletli davranmaları için müminlere ruhsat verdi. Bu ayet gayrimüslim ülkelerle ilişkileri düzenlemede önemli bir devletler hukuku prensibini de kapsar ve hangi şartlarda onlarla işbirliği ve sözleşme yapılabileceğini belirtir. Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Dünyada insanların bir sıkıntısını karşılayan Allahu Teala da ahirette bir sıkıntısını giderir. Yardımlaşmanın birçok çeşidi vardır. Bir yoksula bir sadaka vermek yardım olduğu gibi fikir danışana doğru bilgi vermek de bir yardımlaşmadır. Zulüm ve haksızlığa uğrayanı zalimin zulmünden korumak yardımlaşma olduğu gibi zalimin zulmüne engel olmak da yardımdır. Bu hususta Allah Resulü şöyle buyurmaktadır: İster zalim ister mazlum olsun kardeşine yardım et. Asaptan bir zat: Ya Resulallah, mazlum olan bir kimseye yardım ederim, bunu anladım. Fakat zalime nasıl yardım ederim? Dedi. Allah elçisi şöyle buyurdu: Yaptığı zulümden onu alıkoymanız yardımdır buyurdu. Bu yolla zalimin yükünü hafifletmiş, işlemek üzere bulunduğu kötülük engellenmiş olur. Diğer yandan komşusunun aç olduğunu bilerek sabahlayan gerçek mümin olamaz. Sizden biriniz kendiniz için sevdiğini mümin kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek mümin olamaz. İmanın en alt derecesi müminin yolda gördüğü başkalarının ayağına takılacak engeli taşı kaldırmasıdır. Ve benzeri hadisler İslam'ın yardımlaşmaya ne kadar önem verdiğini göstermektedir.